Doğru da olabilir ama ben tabii yapılan açıklamalara rağbet etmek durumundayım. Sonuçta Sayın Asil Nadir sözcüleri aracılığıyla veya gazetesi aracılığıyla kesinlikle hiçbir Türkiye'nin kaçında rol olmadığını söyledi, rol oynamadığını söyledi. Doğrusu ben bunu doğru kabul ediyorum. Sayın Talat, Galip Bendi bir açıklama yaptı. Dedi ki o tarihlerde Rum bölgesinde güçlü bir mafya teşkilatı vardı ve bunun kuzeyde de ayağı vardı. Dolayısıyla Kutlu Adalı'yı böyle bir mafya örgütü de öldürmüş olabilir diyor. Sizce böyle bir ihtimal var mı? Hiçbir şekilde. Yani güneyde bulunan bir mafya örgütünün kuzeyde rol oynaması eşyanın tabiatına aykırıdır. Böyle bir ilişki derhal bizim güvenlik ekiplerimiz tarafından çökertilir. Ama bunu bir tarafa bırakın. Güney Kıbrıs'ın mafyasıyla ilişkili kuzeydeki bir mafya toplum tarafından da ne denir ona? Boğulur, dışlanır, ne bileyim insan içine çıkamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani şöyle düşünün, Güney Kıbrıs'ta seçim yapılacak, Cumhurbaşkanı adayı var. Kuzey Kıbrıs'ta destek Soru daha çıkar sorabilir miyim? bu adaya, Hı. buna oy verin der Rumlara. İnanın o aday seçimi kaybeder. Peki sizin Yani böyle antagonist ilişki var iki toplumun şeyi arasında, siyasi akımları arasında. O yüzden bunlar hiç gerçekçi yorumlar değil, doğru değil yani. efendim şöyle bir şey var. Biz gazeteciler genelde öyle bakarız. Kimin tekerine çomak soktu da hedef haline geldi? Sizin tanıyan biri olarak kişisel gözleminiz nedir? Kutlu Adalı kimi rahatsız etti? Kimin tekerine çomak soktu da böyle bir saldırının hedefi oldu? Ben çünkü Surluk meselesini hatırlayınca aklıma ister istemez işte biraz önce Ömer Lütfü Topal dedi. Türkiye'de kumarhanelerin kapanması, KKTC'nin kumarhane cennetine dönüştürülmesi vesaire böyle hep aynı dönemlere geliyor. Acaba bu hani rantla ilgili bir şey ya da çomak sokmuş olabilir mi? O ilişkiler yani o tür ilişkilerin hedefi haline gelmiş olabilir mi? Sayın Zeyrek, sorunuz bir ara böyle çok anlaşılamadı ama anladım genel olarak. Şimdi Kutlu Adalı bir kere önce bir Kıbrıs'ta barışı savunuyordu. Kıbrıs sorununun çözümünü, Kıbrıslı Türklerle Rumların bir arada barış içinde yaşamasını, tabii bunun iki toplumlu, iki kesimli, iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı federal bir yapıda olmasını, yani Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların yaması olmamasını, siyasi eşit federal bir yapıda bir arada olmayı savunan bir kişiydi. Tabii Kutlu Adalı çok uzun bir tecrübe yaşadı. Unutmayın, Kutlu Adalı Sayın Denktaş'ın özel kalem müdürüydü. Evet, 12 yıl. Evet. Özel kalem müdürü olması yanı sıra o günün toplumlar arası mücadelesinde de çok keskin duruşları olan ama yine edebiyle, yine saygınlığıyla, saygılı duruşuyla mücadele eden bir kişiydi. Ama yıllar içinde yaşadığı tecrübeyle Kıbrıs Türkünün ancak barış içinde Kıbrıslı Rumlarla bir ortaklık çerçevesinde bir çözümle rahat edebileceği sonucuna vardı ve bu düşünceyi savunuyordu. Bir kere buna karşı olanları, o günün derin devletini, işte ne denir ona,
aşırı milliyetçilerini rahatsız ediyordu. İşin bir bu yanı var. Bunun yanı sıra tabii bu son günlerde bu konu gündeme geldi. Bundan önce biz böyle bir şeyi düşünmüyorduk bile. Kutlu Adalı'nın St. Barnabas baskınını konu etmesi ve bunun da PKK'ya yönelik bir operasyon olduğunun bugünlerde iddia edilmesi, sanki onun da bir PKK'lı gibi addedilmesi ve sonuç olarak da işte ortadan kaldırılmasının geriye kalanlara da bir gözdağı vereceği, barış isteyenlere de bir gözdağı vereceği gibi düşüncelere kapılmalarına yol açmış olabilir. Ve bunun sonucunda da bir cinayet işlenmiş olabilir. Son günlerde ortaya çıkan ifadelerin değerlendirilerek, ileri götürülerek bizim makamlarımızın, yani Kıbrıs Türk makamlarının Türkiye makamlarıyla işte işbirliği yaparak bu konuları açıklığa kavuşturmasının zamanı şimdidir gibi bu nedenle bana geliyor. Yani öyle düşünüyorum. Sayın Talat, siz cinayet işlendiğinde evet. Başbakan yardımcısıydınız. Fakat bu cinayet iki yıl gibi kısa sürede faili meçhul olduğu için kapatıldı ve düştü. Bu cinayet niye aydınlatılamadı? Nedir eksiklik burada? Şimdi Sayın Saymaz, az önce ifade ettim, yani soruşturmayı yapan polistir. Polis güvenlik kuvvetlerine bağlıdır. Güvenlik kuvvetleri de barış kuvvetleri vasıtasıyla Türkiye Genelkurmayına bağlıdır. Öyle görünüyor ki bu cinayetin failleri bir şekilde özel harekatla iş ilişkili, Türkiye'nin işte derin devletiyle ilişkili kesimlerce gerçekleşmiştir. Dolayısıyla da polisin daha ileri soruşturma yapması bir şekilde engellenmiştir. Nitekim şeyde de St. Barnabas baskını sırasında, daha doğrusu St. Barnabas baskınını araştırmak üzere oraya giden polis amirine güvenlik kuvvetleri komutanı telefon açarak orayı terk et demiş iddiasını o amir söylüyor. Yani dolayısıyla konunun ortaya çıkmasını istemeyen polis teşkilatının bağlı olduğu şeydir, merkezdir gibi görünüyor. Peki Sayın Talat, o nedenle ortaya çıkmadı. Peki Sayın Talat, Sedat Peker bir isim verdi. Uyuşturucu trafiğinde rol aldığını iddia ettiği Halil Falyalı isminden bahsetti. Halil Falyalı Kıbrıslı bir vatandaş, kumarhane işletiyor ve Türkiye'de aranan bir kişi. Öyle anlıyoruz. Bu kişi kimdir? Kriminal biri midir? Bahsedebilir misiniz? Şimdi Türkiye'de arandığıyla ilgili bir bilgim yok. Ve böyle bir şey yok benim bildiğim kadarıyla. Birkaç davası olmuş galiba. Ama bunun ne sonuç verdiğini bilmiyorum. Ama Türkiye'de aranan birisi olduğunu sanmıyorum. Şimdi Halil Falyalı bir kumarhane sahibi ve sanal bet lisansı olan, resmi lisansı olan bir kişi, bir iş adamı. Şimdi Sedat Peker'in iddialarını ben de dinledim. Ama tabii ki herhangi bir konuda iddia ettiği hususlar gibi bu hususta araştırmaya muhtaç bir husustur. Ama burada bizim çok önemli bir avantajımız var. Sonuçta bu araştırmayı yapacak olan Kıbrıs Türk Adli Makamları'dır. Türkiye ile de temas edebilir, Türk Adli Makamları ile de temas edebilir ve bu konuyu araştırabilir. Onun için bunun araştırmasının çok zor bir iş olduğunu düşünmüyorum. Peki Sayın Cumhurbaşkanı, zor sizin olan diğeri. Sizin efendim umudunuz var mı? Bunun çözüleceği konusunda umudunuz var mı efendim? Efendim?
bu faili meçhul cinayetin yıllar sonra çözülebileceği konusunda umudunuz var mı? Evet, dediğim bir şey gibi söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Özür dilerim. Sayın Talat, partinizden